Yeniden yazma dediğimiz şey, yani yazarların kendi metinlerine zaman içinde yeniden dönme istekleri aslında hem bizde hem dünya edebiyatında hiç karşılaşılmamış bir şey değil. Evet, çok sık görülmemekle beraber yazarlar zaman zaman bazen genişletmek için, bazen dönemin dil değişikliklerine adapte olmak için, bazen kendilerini daha ifade etmek için ya da fikirleri değiştikleri için bu yola başvuruyorlar. Ama Kuvayi Milli'ye bütün bunlardan daha ilginç bir yeniden yazma deneyimi. Çünkü hem müstakil bir eser olmaktan çıkıyor Kuvayi Milli'ye memleketimden insan manzaralarının içine dahil edildiğinde, hem de metnin anlam dünyası 180 derecelik bir dönüşüme uğramış oluyor. Bu yüzden de aslında bir yeniden yazma, yeniden alımlanma süreci, yeniden konumlandırılma süreci gibi de düşünebiliriz. Kuvayi Milli'ye tek başına düşüldüğünde bir epik metindir. Yani yukarıdan buyurgan bir tonla ve anlattığı milli mücadele dönemine son derece hani korunaklı olarak bakan, orayı yücelten bir metin olarak karşımıza çıkar. İçinde nutuktan alınmış parçalar vardır ki resmi tarihle son derece ortak örülmüş bir kurguya sahiptir. Buna mukabil memleketinden insan manzaralarında Nazım Hikmet Kuvayi Milliye'yi yeniden konumlandırırken üç şeyi aynı anda yapar. Bunlardan bir tanesi daha keskin olandır. Yani toplam 8 bölümden başlangıç sonuç hariç 8 bölümden oluşan Kuvayi Milliye'nin nutuktan dolayısıyla resmi tarihten dolayısıyla hani Atatürk'ün çizdiği perspektifle ilişkilenen bundan yola çıkmış iki bölümü tümüyle dışarıda bırakır. Bu yaptığı birinci şeydir ve şeyle ilgili resmi tarih analojisini ya da o kurguyu hatırlatacak ne varsa tümüyle dışarıda bırakır. Bu birinci adımdır ve bize bir şey söyler. İkinci adımda kimi kısımları içinden cımbız da çekerek ayırır. Yani bölümün tamamını dışarıda bırakmaz ama örneğin Kuvayi Milliye'nin en iyi bilinen, en çok bilinen kısımlarından biri işte Atatürk'ü adını anmadan tarif ettiği işte gözleri çakmak çakmaktı ve sarışın bir kurda benziyordu diye geçen işte büyük taarruzu anlattığı 8. bölümünde Kuvayi Milliye'nin memleketinden insan manzaralarına geçerken bu kısımlar tamamıyla dışarıda bırakılır. Okuduğunuzda orada eksik bir şey olduğunu hissetmezsiniz. Ancak iki metin yan yana geldiğinde birinde bir başkomutanın üzerinden şekillenen savaş varken diğerinde neferlerin gayretiyle ilerleyen bir savaşa dönüşmüş olur. Dolayısıyla da ikinci olarak yaptığı ufak değişikliklerle bunları müdahale etmektir. Üçüncü yaptığı ve bence bütün metnin algısını değiştirdiği şey ise şudur. Kuvayi Milliye'deki karakterleri memleketinden insan manzaralarında yaşatmaya devam eder. Yani bu şu demek, Kuvayi Milliye bir epik olarak sınırlandırılmış bir zamana aittir ve 1919-22-23 arasındaki milli mücadele dönemine bakar ve karakterler o kahramanlıkları zirvedeyken bölümlerin sonunda ayrılırız onlardan. Memleketinden insan manzaralarına geldiğimizde ise o zirve anının sonrasında aşağı doğru parabol eğrilirken yeniden karşılaşırız karakterlerle ve Kurtuluş Savaşı sonrasında, Cumhuriyet sonrasında bu karakterlerin akıbetleriyle tanışırız. Ve elbette ki bu bütün algımızı değiştirir. Çünkü bunlar savaş kahramanlarıdır, doğru. Ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir, doğru. Ama sonrasında memleketin insan manzaralarındaki üçüncü mevkide giden, horlanan, dışlanan insanlara dönüşür ki örneğin Kambur Kerim ilk aklıma gelen ve belki de bunun en net biçimde gösterildiği karakterlerden biridir. Kuvayi Milliye'nin kahramanı Kambur Kerim memleketinden insan manzaralarında bu kez 1940'ların Cumhuriyet dünyasında, Cumhuriyet rejimi içinde bu kez hasta bir arkadaşına yardım etmek için çaldığı son derece düşük bir meblağ yüzünden yargılanan, hapse düşecek, kambur olduğu için herkesin ötelediği, dışladığı, bir savaş madalyası bile olmayan bir insana dönüşür. Bu tarif ettiğim üç aşamalı değişikliklerin ardından nihai bir öldürücü darbe daha atar Kuvayi Milliye'nin eski alımlanışına Nazım Hikmet. O da şudur, Kuvayi Milliye tek başına müstakil bir eser olarak dururken bize epeyce
epik bir duygu dünyası yaratırken bu kez memleketimden insan manzaralarında birinci mevkide giden ve epeyce de hani şaibeli biçimde zenginleşmiş ya da mevki sahibi olmuş insanların yolculuk ettiği, seyahat ettiği yemekli vagonda onlara hizmet eden insanların okuduğu bir metne dönüşür Kuvayi Milli. Yani yemekli vagonun hemen sonrasında böyle küçücük bir aralık vardır iki vagon arasında sıkışmış ve orada işte aşçıbaşı, metrodel, garson vesaire, komi, onlar bir araya gelmiştir ve bu okunan bir metindir orada. Daha da önemlisi o garsonlardan, garson Mustafa'nın bir hapisteki arkadaşından gelen bir metindir bu. Dolayısıyla Nazım Hikmet bu kez kendisinde bir hani gizli karakter olarak olaya dahil eder. Hapisteki bir insan yazmıştır bunu ve hapis edilmesi de böyle şeyler yazdığı içindir. Dolayısıyla bir kat daha, hani rejime bir tokat daha atmış olur Nazım Hikmet. Ve biz parçalar halinde okuruz çünkü arada kesmek zorunda kalırlar. İçeriye servis yapılmak zorundadır. Yani içerideki zenginler yer, içer, daha da nasıl zenginleşeceklerini düşünürken, onların hikayelerini bir yandan okurken aralarda da Kuvayi Milliye'den parçalar okunmaya devam eder. Ama bu kez emekçiler okur o metni, halk okur. Zaten öbürleri okumadıkları için onlara sırtını dönmüşlerdir. Ve o baştaki epik algımız bir kere daha böylece kırılmış olur. Daha da önemlisi, metin bittikten sonra okumayı bitirir garson Mustafa diğer emekçi arkadaşlarına ve aşçıbaşı bitti mi diye sorar. İşte bitti, daha ne olacaktı? İşte Yunan'ı da yendik, İzmir'i ele aldık. Savaş bitti, bundan sonra ne yazacak işte? Yazmış, bitirmiş diye anlatır. Aşçıbaşı bir durur, sonra da doğru, haklısın, daha ne olacaktı? Hepsini yazmış der ama sanki şöyle dört nola giderken insanın ayağı kapana kısılmış gibi oldu der. O kapana kısılmışlık anı anti-emperyalist bir hareket olarak ortaya çıkan Kuvayi Milliye'nin, bir hareket olarak Kuvayi Milliye'nin, milli mücadelenin cumhuriyetle kesintiye uğratılmasıdır aslında. Yani orada sosyalizme doğru, daha ferah bir geleceğe doğru atı sürmek varken dizginlenir at ve kenara çekilir. Orada da cumhuriyet ortaya çıkar ve cumhuriyet de esasen kapitalisttir yine de. Ve Nazım Hikmet hareketin kendisini, Kuvayi Milliye'nin hareketinin kendisini övmekle, yüceltmekle beraber, çünkü o bir halk hareketidir, o halk hareketini sekteye uğratanlara karşı ideolojik konumlanışını böylece göstermiş olur. Yani baştaki o yüceltilen epik, müstakil Kuvayi Milliye, memleketinden insan manzaranın içinde yeniden yazılırken, bütün bu saydığım yöntemler kullanılarak artık bir epik olmaktan çıkar, bir rejim eleştirisine dönüşmüş olur.